Bu tarz soruları çözmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda da söylemiş olduğumuz gibi bunlar 7. sınıf soruları, 7. sınıf ara ödev verilmiş olan ara ödevlerden. Ancak sayısal mantık soruları, LGS temelli sorular, KPSS temelli sorular olduğu için bu soruları değerlendirebiliriz. Oldukça güzel sorular. Aynı zamanda tam sayılarla işlem yapmayı gerektirdiği için dikkatle dinlerseniz faydalı olacağını umuyorum diyoruz ve sorumuza başlıyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki 3 dairenin her birinin içinde yazan 4 tam sayının toplamı eksi 1'dir. Buna göre C sayısı kaçtır? Aslında sorumuz oldukça kolay bir soru. Hareket noktam neresi? Hangi daireden başlamam gerekiyor? Bakıyorum birinci dairede 3 tane bilinen bir tane bilinmeyen. İkinci daireye bakıyorum. 2 bilinen 2 bilinmeyen Üçüncü dairede 3 üç bilinen, 3 bilinmeyen, bir bilinen. O zaman hareket noktam neresi? Birinci dairem diyoruz. Şimdi toplamları eksi 1 olmalı. Detaylıca göstereceğim. 2 artı 3 artı A. Sırayla gittiğim için bunu yazıyorum. Eksi 6. Yani bunu şöyle de yazabilirdim. Artı eksi 6 şeklinde de yazabilirdim. Şimdi bunların toplamı neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e eşitmiş. O zaman tam sayılarla işlem yaparak başlayalım. 2 artı 3'e bakıyorum. 2 artı 3 5. Şimdi artık 6'yı A'nın önüne geçiriyorum. 5 eksi 6 artı A eşittir. Eksi 1 olursa eğer. Şuradaki ifadeye dikkat ediyorum. 5 eksi 6. Şimdi burada çok fazla hata yapılıyor bu işlemler yapılırken. 5'in önünde hiçbir işaret olmadığı için sayım pozitif. 6'nın önünde eksi olduğu için sayım negatif. Pozitif ve negatif sayı arasında toplama yaparken şuna dikkat ediyoruz. Sayılar zıt işaretli ise büyük olan sayıdan küçük olan sayıyı çıkartıyorum. Büyük olan sayının işaretine yazıyorum. Eğer sayıların her ikisi negatif ya da her ikisi pozitif ise yani aynı işaretli ise her ikisini topluyorum ve ortak olan işareti veriyorum. Şimdi ben buradan eksi 1'i buldum. Eksi 1 artı a eşittir. Eksi 1 ise a'nın sıfır olduğunu hepiniz görüyorsunuz. Yani ben şu değerin bozulmaması için a yerine ne yazmam gerekiyor sevgili gençler? A yerine sıfır yazmam gerekiyor. Burada a'yı buldum. Şimdi geldim buraya. A'nın yerine 0'ı yazdım. Yeni durumda bakın. Onu da göstereyim. 7 eksi 5 artı B eşittir ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Şimdi buna dikkat edin. 7 eksi 5 ne oldu? 2. 2 artı B eşittir. Eksi 1 ise B yerine ne gelmeli arkadaşlar? Evet hepinizden duyar gibiyim. B yerine eksi 3 gelmeli. Şimdi B yerine de ne yazdık? Eksi 3 yazdık. Burada A yerine de 0 yazdık. Şimdi geldim C'ye. C yerine ne demem gerekiyor? Bakın. A yerine 0 yazmıyorum artık. B yerine eksi 3. Artı 9. Artı C. E bu neye eşitmiş arkadaşlar? Eksi 1'e eşitmiş. Şimdi burada şuna dikkat ediyoruz. Eksi 3 artı 9 daha. Şurası ne oldu? artı 6 oldu. Artı 6 artı c eşittir eksi 1 olabilmesi için c yerine ne gelmesi lazım arkadaşlar? Mutlaka c yerine eksi 7 gelmesi gerekir ki bakın şurada gösteriyorum. 6 eksi 7 eşittir ne olmalı? Eksi 1 olmalı. Dolayısıyla işlemimizin sonucunu eksi 7 olarak bulmuş oluyoruz.